Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu videonun çekildiği tarih itibariyle sabah İçişleri Bakanlığı'nın da açıklamasını yapmış olduğu Büyük İstanbul depremi neden İstanbul'da olacak, nasıl olacak ve ne yapmamız lazım gibi konulara değinmeye çalışacağız. Her şeyden önce arkadaşlar, Elazığ'da olan deprem sonucunda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz diyelim ve isterseniz gelin içeriğimize doğru geçelim. İçeriye geçmeden şunu belirtmem lazım, bu video bir felaket tellallığı videosu değil. Biz bu videoda uzmanlar neden İstanbul'da deprem bekliyor, bunun mantığı nedir, önce bunu size anlatmaya çalışacağız. Daha sonrasında da yapılması gereken şeyleri aktaracağız. Gün içerisinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, yapılan tüm hazırlıkların bu 7.5 şiddetindeki depreme göre yapıldığını söyledi. Bu hazırlıklar içerisinde işte insanların toplanma alanlarından tutun da işte Topkapı Sarayı'nda duran hazinenin korunmasına kadar farklı farklı pek çok plan varmış. Ve bu planları işletmek için de birbirinden ayrı 28 tane ekip kurulmuş. Bu noktada insanoğluna düşen en önemli görev depremi engellemek veya depremi tahmin etmek değil ki zaten bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Deprem sırasında veya sonrasında ne yapabileceğini bilmek. Yani elimizde olan tek şey o. Ama depremlerin neden olduğunu anlayabilmek için öncelikle dünyamızın yapısına bakmak gerekiyor. Biz her ne kadar hissetmesek de dünyamız iç yapısı itibariyle özünde yanan bir ateş topudur. Bu ateş topunun üst katmanlarında soğumuş bir tabaka var arkadaşlar. İşte o tabaka bizim bugün üzerinde bulunduğumuz yeryüzünü oluşturuyor. Dünyanın tamamı düşünüldüğünde aslında çok ince olan bu soğuk dış tabaka üzerinde okyanusları, kıtaları, ormanları, insanları, bütün canlıların yaşadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu incecik kabukta. Çünkü bu tabaka okyanusların altında 5-10 kilometre, kıtaların altında ise sadece 30-50 kilometre kalınlığındadır. İşte bu katmanlardan manto kısmında bulunan erimiş madde yapısı gereği sürekli olarak hareket ediyor. Bu hareketlere de arkadaşlar konveksiyonel akımlar diyorlar. İşte bu konveksiyonel akımlar sayesinde yeryüzünde bulunan oldukça ince olduğunu anlattığımız bu tabakada yani kıtalarda sürekli olarak hareket eder. Bu milyonlarca yıldır böyledir. Bu sayede dünyamız asla ve asla son şekline kavuşmaz. Anadolu plakası ki bu böyle genelde Avrasya plakası olarak da anılabilir ama ben bu içerikte Anadolu plakası diyeceğim buna yani Anadolu kıtası gibi düşünüyorum. İşte bu bizim kıtamız. Güneydoğusundaki Arap plakası ile hemen güneybatısındaki Afrika plakası arasında sürekli etkileşim içinde. Daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar. Günümüzden 3-3,5 milyon yıl önce bugünkü Doğu Anadolu bölgesinin bulunduğu yerde Bitlis Okyanusu adı verilen bir okyanus varmış. Afrika kıtasından kopan Arap plakası yukarı yöne doğru hareket edince bizim bu Bitlis Okyanusu'nun da üstünü kapatmış. Yani itiyor, ittire ittire en sonunda okyanus ortadan yok oluyor. Tam 4 milyon yıl boyunca devam eden bu hareketlilik sonucunda Anadolu doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünüyor arkadaşlar. İşte bu Bingöl'den başlayıp ta Ege Denizi'ne kadar giden bu Kuzey Anadolu fay hattı işte bu kırılmanın sonucu. Şimdi bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Arap kıtası tarafından itilmeye devam ediyoruz ve bunun sonucunda ülkemizde her yıl 20 milimetre batıya doğru kaymaya devam ediyor. Fay hattının uçları tırtıklı bir yapıya sahip olduğu için kıta her zaman rahat rahat 20 milimetre kayamıyor. Bir kayamıyor, iki kayamıyor, üç kayamıyor derken orada bir direnç biriyor. En sonunda bu direnç bir kırılmaya yol açıyor. İşte o kırılmaya deprem diyoruz arkadaşlar. Mantığı da şöyle. Normalde 200 yılda yaklaşık 4 santimetre batıya doğru kayması gereken ülkemiz coğrafyası bir anda bir gecede 45 saniyesinde 4 santim kayıyor mesela. Örneğin 1999 İzmit depreminde atım 4-5 metre oluyor. Süresi ise 45 saniye. Onun da cevabı çok net arkadaşlar. Şimdi bu jeolojilerin ve bilim insanlarının deprem fırtınası adını verdikleri bir şey var. Bu deprem fırtınası işte 3-5 yılda bir olan depremleri kapsayacağı gibi 10 yıllık, 100 yıllık birbirini takip eden depremleri de kapsayabiliyor. Bunu da bilim insanları Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde sıralamışlar. İlk olarak 1939 yılında Erzincan'da 7.0'lık bir deprem oluyor. Bu deprem Erzincan'ın hemen batısındaki 7.0'lık Niksar depremini, 1942 yılında olan Niksar depremi de yine hemen batısındaki 1943 yılı 7.2 büyüklüğündeki Tosya Ladik depremine, o deprem 1994 yılındaki 7.2'lik Bolu depremine, Bolu depremi 1957 tarihli 7.1'lik Abant depremini, Abant depremi 1967 yılındaki 7.2'lik Adapazarı depremini ve finalde de 1999 yılında 7.4'lük İzmit depremini tetikliyor. Peki sıra şimdi İstanbul'da mı? Şimdi arkadaşlar bilim insanları ve böyle jeoloji mühendisleri falan filan böyle her depremden sonra ortaya çıkan enerjinin haritalandırmasını yapıyorlar. Şimdi
şimdi depremin olduğu segmentte pek bir enerji kalmaz. Çünkü orada fay kırılmıştır ve enerji açığa çıkmıştır. Fakat bu enerji bir fay hattı üzerinde genelde bir sonraki segmente aktarılıyor. Bilim insanları ise 99 depremi sonucunda enerjisini boşaltan İzmit'teki fay hattından açığa çıkan gücün İstanbul'da adaların hemen altındaki diğer segmente aktarıldığını söylüyorlar. Hatta yine Marmara Denizi'nin yani bu adalar bölgesinin altındaki alan bu işte deprem haritalarında falan filan kıpkırmızı bir stres bölgesi olarak gösteriliyor. İşte uzmanlar tam olarak bu gerekçelerle sıradaki depremin İstanbul'da olacağını söylüyorlar. Bu 7'nin üstünde olacak, 7.5 olacak gibi tahminler de şuradan geliyor. Az önce anlattığımız deprem fırtınasına bakacak olursanız bu fay hattı hep 7 ve üstü depremlerde kendi enerjisini boşaltıyor. O yüzden İstanbul'da biriken enerjinin de 7 ve üstünde bir depremle açığa çıkacağı düşünülüyor. Yani özetle arkadaşlar bilim insanları artık bu İstanbul depremini fark etmemizi, bunun olacağından hiçbir koşulda şüphe duymamamız gerektiğini, hatta acilen buna yönelik önlemler almamız gerektiğini söylüyor. Şimdi deprem gerçeğini kabul ettiğimize göre artık hep birlikte kalkıp deprem çantalarımızı hazırlayabiliriz. Deprem çantasının içinde neler olması lazım? Su, konserve yemek, düdük, giysi, ilk yardım gereçleri, eğer kullanıyorsanız kişisel reçeteli ilaçlar, fener, çakı, bir miktar nakit para, yakınlarınızın ve işte böyle sizinle ilgili bilgi alması gereken veya bilgi verilebilecek insanların isimlerinin ve iletişim numaralarının yer aldığı bir evrak dosyası veya bir kağıt, bir adet cep telefonu, yedek pilleriyle birlikte bir radyo ve yine yedek pilleriyle birlikte bir adet fener. Yine depremin öncesinde evlerimizde yapmamız gereken şeyler de var. Bunlar da en basitinden etrafta yıkılabilecek veya devrilebilecek olan her şeyi duvara sabitlemek. Bu basit görevleri bence yapmadıysanız şu videoyu izlerken ve izledikten hemen sonra yapmanızı gerçekten tavsiye ediyoruz. İkincisi arkadaşlar, her deprem olduğunda hepimiz evin salonundaki ayizeye veya oradaki işte duya bakarız. İşte o duyun ve ayizenin de bayağı sağlam bir şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü üstünüze düşebilir. Bu mantıktan yola çıkarak üstünüze düşebilecek her şeyi sabitleyin. Bununla birlikte işte mutfak dolapları, işte evin içindeki raflar, kitaplıklarda yer alabilecek ağır malzemeleri rafların altına yerleştirin ki Allah korusun acil bir afet durumunda üzerinize düşmesinler. En önemlilerden bir tanesine geldik, yaşam üçgeni. Şimdi normalde depremlerde hep masaların altında filan saklanması söylenir ama daha sonra yapılan işte araştırmalar ve yeni çıkan böyle yardım belgelerinde masa altı artık çok tavsiye edilmiyor çünkü masa da kırılabiliyor. Bunun yerine masa, hatta varsa evinizde daha sağlam mobilya ve kanepelerin yanında zemin pozisyonunda yatarak hiç hareket etmeden beklemeniz gerekiyor. Bu sayede üzerinize bir cisim düştüğünde kanepe onu durduracak ve siz o boşlukta kalacaksınız. Bunun adına da yaşam üçgeni deniyor. Doğal olarak yine kalkıp şu anda evinizdeki yaşam üçgeni alanları, bütün ailenizin fertlerinin güvenle durabileceği alanları da tespit edebilirsiniz. Peki depremin olduğu anda ne yapmak gerekiyor? Birincisi, çok zor olsa da, sizin için inanılmaz da zor olsa kesinlikle paniklemeyin. Eğer bir bina içerisindeyseniz veya bir evin içerisindeyseniz yaşam üçgeni kurabileceğiniz alanı hemen tespit edin ve gidin oraya çökün. Evin içinde değilseniz o zaman da en yakın ve etrafına cam olmayan bir tane duvarın oraya gidip çök, kapan, tutun tekniğini uygulamanız gerekiyor. Deprem başladığında eğer yataktaysanız öncelikle başınıza düşebilecek bir şey yoksa yataktan hareket etmemenizi öneriyorlar. Eğer varsa yanınızda bir yastık, onu başınızın üstüne doğru koyarak başınızın üstüne gelebilecek darbelerden korunun diyorlar. Ama başınızın üstüne düşebilecek sert bir cisim söz konusuysa yine yaşam üçgeni devreye giriyor. Sarsıntı bitene kadar hareket etmeyin. Balkona çıkmayın. Merdiven ve asansörlerden uzak durun. Hareket etmek için en doğru zaman sarsıntının bittiği anmış. Acil durumlar dışında cep telefonu hatlarını meşgul etmemek adına cep telefonunuzu kullanmayın. SMS servisleriniz veya internet varsa internet üzerinden mesajlaşma programlarını kullanın. Kesinlikle kibrit, çakmak gibi şeyleri ateşlemeyin veya etrafınızda bulunan elektrik düğmelerine basmayın. Allah korusun, eğer enkaz altında kalırsak da etrafımızdaki nesneleri vurarak ses çıkarmaya çalışıyoruz en başta. Gerekirse ıslık çalıyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar, kesinlikle hareket etmiyoruz çünkü en ufak bir harekette üzerimize yıkılabilecek şeylerin sayısı artabilir. Dördüncüsü, çok zorunda kalmadıkça bağırmıyoruz. Bağırmamak da tehlikeli oranda toz yutmamak için. Bir de arkadaşlar, açıklama kısmına Akut'un Güvendiğim adlı uygulamasının bağlantısını bıraktık. Oradan indirip yakınlarımıza Allah korusun acil bir durumda anlık konum bilgisini ulaştırabiliyorsunuz. Şimdi geldik içeriğimizin sonuna arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere İstanbul'da neden bir büyük depremin beklendiğini anlatmaya çalıştık. Devamında deprem hayatımızın gerçeğidir, ne yapmak gerekir kısmında özetlemeye çalıştık. Bu videodaki bilgiler size yeterli gelmediyse veya anlatışımdan tatmin olmadıysanız, anlamadıysanız da açıklama kısmında linkler bırakıyoruz. O linkleri izleyerek de bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Unutmayın, afet durumunda en soğukkanlı kalanlar ve ne yapmasını gerektiği bilenler diğer herkese yardım edecek olan kişilerdir arkadaşlar. Diyorum ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Umarız hayatımızda hiçbir zaman doğal afet olmaz, deprem
depremler, seller hiçbir zaman olmaz. Ama maalesef bunlardan kaçış yoktur ve bunların da çözümü yoktur. Fakat ben yine de hepimize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür arkadaşlar. Görüşmek üzere.